kendi çocuklarımızı, kendi yakınlarımızı tanıyamadık. Siz hala saltanat peşinde, hala koltuk derdinde misiniz? Çıkıp karşımıza, ben bunu yaptım, bu bizim ihmalimizi demek, bu kadar haksızlık mı? Bu kadar insancıl değil mi? Bu kadar adaletsizliği bu insana hak ediyor mu? Ben buradan Bihter Bilgin'in doğum gününü kutluyorum. O hep 14 yaşında olacak, o hep kalbimizde yaşayacak. Ben bu yollardan oğlumla birlikte geçerdim. Buradan geçer, Marmara'ya biner giderdim. Ya da vapura binerdim, tramvaya binerdim. Buralarda benim oğlumun ayak izleri varken ben bugün burada onun adına adalet arıyorum. Etrafıma baktığım zaman burada bir sürü güvenlik önlemi görüyorum. Neden? Biz burada durduğumuz için. Biz burada durduğumuz için herkes bize bakıyor. İzin alındı mı, alınmadı mı bunlara bakılıyor. Ama katliamın olduğu gün olay yerinde sadece Sarılar Köyü'ndeki vatandaşlardan başka hiç kimse bulunmuyor. Bir saat, bir buçuk saat sonra Çorlu'ya kurtarma ekipleri gidiyor. Trenin altında bağırışan, can çekişen insanların sesi kesildikten sonra oraya ambulanslar gidiyor. Ben oğlumu toprağın altında, onu oraya bulmak için gittiğimde ben oradaki polislerin kalkıp bana orada yaşayan kimse yok ki, neden geldiniz dedikleri soruyla karşılaştım olay günü. Ben çocuğumu arıyordum. Ben canımı arıyordum. Bunların hiçbiri bilinmedi. Bunların hiçbiri görülmedi. Şimdi bize burada neden duruyorsunuz? Programınız ne? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Biz adaleti arıyoruz. Biz kaybettiğimiz canların ne şekilde yok olduğunu, hangi sorumsuzluklar ve hangi ihmaller nedeniyle gittiklerini anlatmaya çalışıyoruz. Bir daha başka canlar yansın istemiyoruz. Herkes ses çıkacak arkadaşlar. Bugün ses çıkarmayan yarın bilsin ki bu katliama kara çanak tutandır. Bilsin ki böyle bir katliamda kendisi de yakını da eninde ya da sonunda bunlarla karşılaşacak demektir. Eğer biz ses çıkarmazsak, eğer siz ses çıkarmazsanız herkes bu tür olaylara maruz kalacaktır. Şimdi tam zamanı. Şimdi tam zamanı. Ya şimdi ses çıkaracağız ya da sonsuza kadar susacağız arkadaşlar. Hiçbir şey yokmuş gibi herkesin yoluna, hayatına devam etmesi, hiçbir eksikliği gidermek için bir çaba göstermemesi, kimsenin makamından, koltuğundan daha iyi kımıldatılmaması, henüz kimse, kimse bu tren kazasından, faciasından dolayı bir kişi dahi şu an içeride değil, cezasını çekmedi. Ve çekecek mi o da belli değil, belli değil. Kimlerle yarışıyoruz, kimlerle savaşıyoruz bilmiyorum. Ama artık benim için zaten bundan sonrası için hiçbir şey kalmadı. Geri kalan sevdiklerim için mücadele ediyorum. Ve kızıma da bir gün mezarının başına gittiğinde, yavrum ben senin hakkını aradım, ben senin için elimden geleni yaptım demek için. Ve geri kalan sevdiklerimize belki daha güzel bir hayat, daha güzel bir dünya olur. Herkes işinin ehli olur. Bir işi yaparken ben bunda nelere sebep olabilirim? Kimlerin canını yakabilirim? İşimi düzgün yapmalıyım. Bu psikolojiyle herkes işini yapsın. Sadece maaşını gidip bankamatikten çekmesin. 10 ay sonunda savcı bula bula bu katliamda sorumluluğu bulunan şirketlerden birinin yönetim kurulu üyesi ve soruşturmanın yürütüldüğü şirketlerden birinin danışmanı bilirkişi diye karşımıza çıkardı. Ben Çorlu tren kazasından İkimi kaybettim. İkimiz beraber yolculuk yapıyorduk. Ben yaralı kurtuldum. En iyi gören, en iyi yaşayan benim. Orada tren kaza yaptığı, facia olduğu zaman toz duman koptu. Demişler ki Sarılar Köyü'nde yürü, şimşek vurdu treni. Öyle değil. Tren fren yaptı. Birbiri vagonlar üst üste bindi. Ve kıyamet koptu ve kıyımlar başladı. Ben ayıldığımda bir baktım bir kadıncağız, kızanlarım benim de dedim eşim yok. Bir zarar gelen ne göreyim, ne demir yolu kalmış, ne trenin tekerlekleri kalmış. Her taraf darmaduman. 8-10 metre genişliğinde 80 santim derinliğinde çukur açılmış.
ve orası bir çamaşır ipi gibi, çamaşır nasıl seriyorsunuz öyle bir çamaşır ipi gibi, orası öyle kalmış ve tren rayları, demirler kopmuş, tekerlekler kırılmış ve ben aradım, buldum ve sadece bir kapı değil ki, geri kalanı komple trenin altında. Ben 2,5 saat oradaydım. 45 dakika, 50 dakika sonra Sağlar Köyü bütün motor traktörleriyle, insanlarıyla oraya geldiler ve bizim hiçbir ne bürokratlar, ne demir yolundan, ne bir tank, ne bir paletli araç, kimse oraya gelmedi. Orası kan kokuydu, yılanlar çıktı, fareler çıktı, kan kokusuna, et kokusuna. Orası bir cinayet, bir harp gibi olmuştu. Hala da onu yaşıyorum. Devlet Demir Yolları, Ulaştırma Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan. Bunların hiç mi kabahati yoktu? Bu şeyler nerede? Kim yaptı onu? 8,5 sene o tren oradan çalışmadı. Böyle bir tamir mi oldu? Böyle bir tamir mi yaptınız? Orada küçücük bir mevbet koymuşsunuz. 4 yerden dere akıyor. Hiç kimse geldi mi devlet yetkililerinden? Devlet Demir Yolları'ndan? Sordunuz mu? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Evet, geldiler psikolojik destekle beraber. Ne dediler ailelere biliyor musunuz? Daha çok gençsiniz. Tekrar çocuk yaparsınız. Bunu söyleyecek kadar vicdansız mısınız? Ben oğlumu kaybettim. Sıratımı kaybettim. Doktor olacaktı benim oğlumu. Kulağım o trenin altında kaybettim oğlumu. Adalet isterim. Herkes vicdanını kalbine koysun. Herkes vicdanın sesini dinlesin. Adalet istiyoruz. Gelinen aşamada bulunduğumuz nokta şu. Savcılık yürüttüğü soruşturmada 4 alt düzey memura, birisi bakım onarım memuru, biri bakım onarım şefi, biri bakım onarım işçisi, biri de kontrolör. 4 alt düzey memura taksirle ölüme neden olmaktan dava açtı. Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Temmuz'da duruşması olacak. Bunun dışında tüm ailelerin ve müşteki vekillerinin savcılığa bildirmesine rağmen, şikayetçi olunmasına rağmen dönemin Ulaştırma Bakanı, dönemin Ulaştırma Bakan Yardımcısı, dönemin müsteşarları, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, dönemin genel müdür yardımcıları, ki onlardan biri şu an TCDD genel müdürü oldu. Tüm üst düzey bürokratlar hakkında takipsizlik kararı verdi. Dayanak ne? Bu takipsizliğin dayanağı ne? Taraflı, sadece taraflı değil, aslında hukuken sorumlu iki bilir kişinin hazırladığı rapora göre takipsizlik kararı verdi. Böylesine büyük bir katliamda, bu kadar canın yitirildiği, bu kadar kişinin yaralandığı bir katliamda gece yarısı yapılan bir keşfe dayanarak tek rapor üzerinden nasıl takipsizlik kararı verebilirsiniz? Bunun tek bir açıklaması olabilir. Biz üst düzey sorumluları aklamak istiyoruz. Biz üst düzey sorumlularla ilgili bir hesabımız var. Yargılamak istemiyoruz. Bunu demek istiyorsunuz bize. Gerçek sorumlular bulunana kadar, suçlular hak ettikleri cezalara alınana kadar sokaklarda, meydanlarda sesimizi duyurabildiğimiz her yerde sizin bu yalanlarınızı, bu adaletsizliğinizi teşkil edeceğiz. Bu vicdanlarınızı rahatsız edeceğiz. Uyuyamayacaksınız. Bu insanlar gece rüyalarınıza girecek.